Çaldağ'ına 1970 yılında MTA geliyor ve bu Çaldağ'ındaki nikelin olduğunu görüyor. Ve buluyor, raporuna yazıyor. Raporu tutan kişiler heyete sunduklarında Çaldağ ile ilgili karar verecek heyet toplanıyor. Diyor ki burada bulunan nikel madeni, yani yerin altında bulunan nikel madeni, yerin üstünden daha geliri az olan bir maden. Yani yerin üstü daha zengin. Onun için yerin üstünü korumak gerekli diyor. Ve bu topraklarda çok gevşek topraklar olduğundan, heyelan olmasın, yağmurda sel felaketleri eteklerindeki köyler yaşamasın diye 2 milyon ağaç dikiyor. Bu ağaçlardan yüz binlercesini kesiyorlar. 200 bin tanesi kesildi. Aslında 700-800 bin ağaç kesildi ama bu kesimlerle ilgili şöyle bir yalanın arkasına sığınılıyor. Efendim biz ağaçları 8 santim çapının üzeri olarak kabul ederiz. Yani 8 santim çapı olmayan ağaçları ağaç olarak kabul etmiyorlar. Onların hepsini ise tamamen yok ettiler. Önce bize devlet kuruşu kondu dediler. Maden geliyor, Turgutlu zenginleşecek dediler. Kimse bir şey bilmiyordu konu hakkında. Sonra iş ciddiye binmeye başladığı zaman burada çeşitli arkadaşlar kendi imkanlarıyla öğrenmeye başladılar. Ne olacak ne bitecek diye. Bir araya geldik. Bir çevre platformu kurduk. Turgutlu Çevre Platformu. Bu platform içerisinde çeşitli çalışmalara başladık. Önce bilim insanlarına ulaştık. Onlardan çeşitli raporlar aldık. Ve her yeni gelen bilgi tüylerimizi bir daha diken diken etti bizim. Çünkü tam bir felaket vardı ortada. Ne yapmamız lazım diye konuştuk. Ve en sonunda en geniş tabanlı bir çevre platformu oluşturma kararı verdik. Şimdi biz bu çevre platformunu oluşturduk. Bilgilere ulaşmaya başladık. Önce nerede yaşadığımızı öğrendik. Daha önce bu kadar değerli bir yerde yaşadığımızın farkında değilmişiz. Hepimiz bu sonuca ulaştık. Meğer yaşadığımız topraklar dünyanın en değerli tarım arazilerinden, tarım havzalarından biriymiş. Ve bunu Gediz Nehri besliyormuş. Önce bunu öğrendik. Örneğin dünyanın başka yerinde çekirdeksiz üzümün yetişmediğini, sadece buraya ait endemik bir bitki olduğunu öğrendik. Merki maburu bir kahı derudallah merihi babun Allah bana öyle derler ki yani insanı ekseniz İnsan biçer, çıkar diye böyle bir tabir vardır topraktan. Hani o kadar verimli bir toprağın bu nikel madeninin çıkarılması noktasında bir madene kurban edilmesini tabii tüm Turgutlular gibi ben de istemiyorum. Burada herkesin ortak endişesi bu maden çıkarılırken öncelikle tabii çok ilkel bir yöntemle çıkarılacak olması. Yoksa istihdam anlamında bir takım insanlara aş, iş, ekmek anlamında herkesin istediği yani yeni bir takım iş imkanlarının sağlanması. Fakat bu yapılırken eğer Turgutlu'da bir doğa felaketi, bir çevre felaketi olacaksa biz kesinlikle bunu istemiyoruz. Burada açık atmosferik ortamda açık liç usulü nikel madeni çıkaracaklar.
Ama bunu dünyada hiç eşi ve benzeri görülmemiş bir şekilde, hiçbir yerde yapılmamış bir şekilde çıkartacaklar. Açık atmosferik ortam dediğimiz nedir? Parçalanan maden parçacıkları açık bir ortamda serilecek, üzerine damlama borularıyla maden asit seyreltilmiş su maden üzerine verilip aşağıda havuzlarda toplanıp bu madenin asli para yapan kısmı Avrupa'ya, Avustralya'ya, Kanada'ya zenginleştirilmek üzere götürülüp postası bize kalıyor. Merkihi babuna Mirka derudallah Merihi babuna Allah Mara topraklarda böyle bir proje düşünülmesi, akla dahi getirilmemesi gerekirken yetkililer nasıl buna izin verdiler bizim aklımız almıyor. Bu yetmezmiş gibi ihtiyacı olan yılda 1.2 milyon ton sülfürik asiti üretmek için bir de fabrika kuracaklar. Madem bir kenara, sadece bu fabrikanın kurulması bu ovanın felaketi demek. Madeni çıkarmak için yılda 1 milyon ton kükürt yakıp asit elde ediyorsunuz. 15 yıl boyunca da burada 18 milyon ton asit üretip kullanıyorsunuz. Bunu toprakları bu asitle yıkıyorsunuz. Ya, inanılmaz bir şey. Bunu dediğim gibi Arizona çölünün ortasında yaparsın ama Gedi Ovası'nın göbeğinde yapamazsın. Hepimizin bildiği gibi altın çıkarmak için siyanüre ihtiyaç vardır. Korkarız siyanürden. Siyanür toprağa karıştığında, toprağa düştüğünde 100 yılda toprağı terk eder. Ama sülfürik asit öyle değil. Sülfürik asit toprağa düştüğü an toprağı yok eder. Denmektedir ki oradan çıkan toz, toprak, zehir dağılmaz, uçmaz, yayılmaz. Hepimiz biliriz. Zaman zaman sabahleyin kalktığımızda bakarız ki arabamızın üzerinde kırmızı bir tabaka oluşmuş. Gece yağmur yağmış, arabanın üzeri kırmızı ince bir tabaka. Basında, medyadaki haberlere baktığımızda derler ki Libya'dan gelen çöl tozlarından dolayı tozlu yağmur yağıyor. Libya'dan buraya çöl tozları Turgutlu'ya ulaşıyorsa, 15 kilometre mesafedeki Çaldağ'ından Turgutlu'ya bu tozlar, bu zehir nasıl ulaşmayacak? Bu buharlaşmaz ifadeleri var. Halbuki bir asitin yanına çukurdayken asit bir şey yapmıyor. Ama yanına yaklaştığınız zaman belki buharından eğer sıcaksa oluyor. Hatta o asitin içerisine metal parçası girdiği anda ufacık bir metal parçası asitin içerisine başlıyor kaynamaya. O kaynanan buharla o asitin değil 2 metre, 3 metre, 5 metre, 10 metre etrafında duramazsınız. Thank you.
bilen bir kişi olarak gerçekten bu gelişmeleri fevkalade endişeyle izliyorum. Yani keşke orada bunu yapılmasaydı. Çünkü bana göre çevre yer altındaki zenginlikten kaynaktan şu an itibariyle çok daha önemli. Yani o kaynak bir başka yerde de bulunabilir ama o çevreyi bir daha eski haline getirmek çok son derece güçtür. Babuna Mirka derudağla Meri babuna Mara Altyazı M.K.